Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin, inananların ve bütün insanlığın üzerine olsun. Bu videomda sizlere kara çarşaf İslami bir gereklilik midir? Yahudi geleneği midir? İslam'da tesettür nedir? İslam aleminde ve özellikle de Türkiye'de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği tesettürden ne kadar eser kalmıştır? Kur'an ayetleri ışığında fotoğraflarla ve videolarla sizlere sunmaya çalışacağım. Şunu özellikle mutlaka belirtmem gerekiyor. Üç büyük dinde yani semavi dinlerin hepsinde tesettür kesinlikle vardır. Şimdi sizlere tesettürle alakalı ön plana çıkmış en önemli ayetlerden birkaçını okuyup ondan sonra konuyu açmaya çalışacağım. Ahzab suresi 59. ayette Allah şöyle buyurur. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Evlerinden dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların iffetli kadınlar olarak tanınmaları, kötü insanlar tarafından sözlü veya fiili tacize uğrayıp incitilmemeleri açısından en uygun yoldur. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Yani Allah'ın bu ayette bahsettiği tesettür sadece başörtüsü değildir. Vücut hatlarının belli olmayacağı şekilde örtünmelerinden bahseder. Bugün Türkiye'de ve İslam dünyasında bu sadece başörtüsüne indirgenmiş bir durumdur. Bu çok yanlıştır. Bir de birçoğunuzun çok iyi bildiği gibi Nur suresinin 31. ayetinde anlatılmıştır. Bu ayet çok uzundur. Biraz özetleyerek size anlatmaya çalışacağım. Nur suresi 31. ayet. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Mecburen görünen kısımların müstesna güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Bu ayette uzun uzadıya nikaha düşmeyen insanların hepsinden, çocuklarından, eşlerinden, hepsinden bahseder ve ayetin sonunda da şöyle der Allah. Bir de gizledikleri güzelliklere ve süslere dikkat çekecek ve erkeklerde arzu uyandıracak şekilde ayaklarını yere vurarak yürümesinler. Ey müminler, hepiniz tevbe edip Allah'a yönelin ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi bu ayette mecburen görünen kısımlardan bahsederken ellerden, ayaklardan ve yüzlerden bahseder. Yani peçe diye bir saçmalık yoktur İslam tesettüründe. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler der. Başörtüsünü tartışmak aptallardan başkasının işi değildir. Bu kadar açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in ayetinde geçen bir şeyi yokmuş gibi gösterenler aptalların ta kendileridir. Güzelliklerini ve ziynetlerini teşhir etmesinler der bu ayet. Bazı beyinsizler o ziynetlerin altınlar, inciler olduklarından bahseder. Bu çok saçma sapan aptalca bir şeydir. Kadının ziyneti derken burada kadının vücut hatlarından bahseder. Peki günümüzde İslam dünyasında ve Türkiye'de bu tesettürden eser var mıdır? Kadınlar başlarını örtüyor, vücut hatlarının tamamı belli kıyafetler giyiyor. Yani Allah'ın emrettiği tesettürden eser yok. Bunu yapan insanlar kendi kendini kandırdığını bilsinler. Peki ayaklarını yere vurarak yürümesinler der bu ayet. Bu ayet ne demek istiyor? Bu ayetin demek istediği çok açıktır. Yani vücut hatlarını belli edip kalçalarını sallaya sallaya yürümesin diyor bu ayet. Yani sen başörtüsünü örttün çok güzel. Vücut hatlarının tamamını belli edecek kıyafetler giydin. Makyajı da başı açık olan insanlar kadar güzel yaptın. Sokaklarda salına salına yürüyorsun. Sadece kendi kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Bunu yapan kadınlarımıza benim tavsiyem başlarınızı açın, rahat rahat süslenip gezin. Çünkü yaptığınız boşadır. Bu konudaki Kur'an ayetleri tartışılmayacak kadar açıktır. Her sıradan insanın anlayabileceği şekilde Allah bunları anlatmıştır. Böyle giyinen kadınlarımıza tabii ki benim de bir sorum var. Kadının en çekici yeri saçı mıdır? Sadece sorun bu. Şimdi kara çarşaf İslam'da var mıdır yok mudur oraya gelelim. Kara çarşaf İslam'da kesinlikle yoktur. Allah'ın emri vücut hatlarının belli olmayacak şekilde giyinmesidir, tesettür budur. Yani yabancı erkeklere karşı cazibe uyandırmayacak ve vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde istediğiniz kıyafeti giyebilirsiniz. Allah'ın emri ayetlerde böyledir. Peki kara çarşaf dediğimiz olay
hangi inanca sahip insanların kıyafetidir? Birçoğunuz bunu duyduğunda çok şaşıracak. Yahudilerin kıyafetleridir. Bunu videolarla, fotoğraflarla, videomun arka planında sizlere ispatlayarak anlatacağım. Tabii ki aynı zamanda değişiklik ve farklılık gösterse de Hristiyanlara da ait bir kıyafettir. Ve tarihçesi de çok geniştir, çok eskidir kara çarşafın. Birinci Dünya Savaşı belgesellerinde, İkinci Dünya Savaşı belgesellerinde Hristiyan ve Yahudi kadınların tesettürlerini görebilirsiniz. Birçoğumuzun izlediği Amerikan filmlerinde canlandırılan rahibelerin kıyafeti tam tesettürlü bir kara çarşaftır. Sadece onların yüzlerinin orada beyazlık vardır. Sadece bu kadar fark vardır. Tabii ki bahsettiğim İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki görüntüler Hristiyan ve Yahudi kadınların tesettürlerini daha çok görürsünüz orada. Bu izleyeceğiniz görüntüler de çok uzak bir tarih değildir. Yani üç semavi dinde de tesettür kesinlikle vardır. Sonradan dejenerasyona uğramıştır. Fotoğrafın, filmin, sinemanın yaygınlaşmasıyla, medyanın yaygınlaşmasıyla bu semavi dinlerde de yavaş yavaş yok olmuştur. İslam'da kalmıştır sadece tesettür. Tabii ki İslam dünyasında da tam anlamıyla deforme olmadıysa da bayağı hasar görmüştür tesettür. Kara Çarşaf'ın tarihçesi gerçekten çok eskidir. Hitit, Sümer, Akat, Urartu, Babilliler, bunlardaki tasvirlerde de bunu görebilirsiniz. Hatta antik Yunan'da bile vardır. Peki Kara Çarşaf İslam dünyasına, İslam coğrafyasına nasıl girdi? Endülüs'teki Emevi yönetimi, Endülüs'teki rahibelerin kıyafetlerinden esinlenerek İslam dünyasına bu Kara Çarşaf'ı yaymıştır. Kara çarşaf olayı İslamiyet öncesinde Arap toplumlarında da vardı. Yani cahiliye dönemindeki Araplarda da vardı. Yani sözün kısası kara çarşaf İslami bir gereklilik, Allah'ın emri olan tesettür değildir. Allah'ın emri ayetlerde o kadar açıktır ki vücut hatların belli olmasın ve yabancı erkekleri cezbetmesin. Bu kadar basittir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.